dan gönüllere Gönüllere programıyla yine sizlerle beraberiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum. Ben Said bu programı sizlere sunmaya gayret ediyorum. Ana kumanda masasında da bize İbrahim Macit kardeşimiz yardımcı oluyorlar. Bu akşam yine Afganistan'daki evliyanın büyüklerinden son devirde yetişmiş, Türkistan verilerinden Halife Kızılayak Hazretlerini anlatacağız. Asıl ismi Abid Nazar olup, kendi bölgesinden dolayı, yaşamış olduğu yerden dolayı kendisine halife Kızılayak diye anılmıştır. Bu şekilde şöhret bulmuştur. Kendisi 1877 yılında e, Türkmenistan e, Cumhuriyeti'nin içinde bulunan, o zamanki Buhara emirliğine bağlı olan Kerki şehrinin Kızıllayak köyünde dünyaya gelmiştir. Şimdi ve biliyorsunuz Buhara e, Özbekistan'a bağlı olup e, bir e, şehir halindedir. İlk tahsilini alim bir zat olan babasının yardımıyla orada tamamlamıştır. Sonra küçük yaşına rağmen, tahsilini devam ettirmek için Buhara-i Şerif'e tekrar gitmiştir. Burada birçok alimden çeşitli dallarda ders alarak talebelikte en yüksek dereceye ulaşır. Kendi anlattığına göre Buhara-i Şerif'teki tahsilini daha çok zamanın büyük alimlerinden olan Ebu'l-Fazlı Siret'in yanında yapmıştır. Buhara'daki tahsilini tamamladıktan sonra kendisine emir tarafından Buhara kadılığı teklif edilmiştir. Ancak kabul etmeyip memleketine geri dönmüştür. Bu teklifte ısrar edilince bir müddet evini hatta memleketini terk etmek mecburiyetinde kalmıştır. Daha sonraları kendisini tasavvufa doğru yönlendirmiş, zamanın meşhur ariflerinden e, olmuş ve amcası olan Halife hüday Nazar'dan feyiz ve icazet almıştır. Hocasından feyiz ve icazet aldıktan sonra kendisine gelenlere e, hocası şöyle demiştir. Artık abide gidin, bende olanlar bende bendi kaldırılmış bir ırmak gibi oraya aktı buyurmuştur. Fakat yine de kendisi Mübarek hocası vefat edinceye kadar talebe kabul etmemiş. Hocasının yanında ders almaya, hocasının yanında efendiyim derecesini yükseltmek için çok gayret göstermiştir. Bir müddet sonra hocası Hüday Nazar ile birlikte hacca gitmiş ve zamanın şartlarından dolayı yolculuk çok uzun ve sıkıntılı geçmiştir. Hüday Nazar Hazretleri zaten yaşlı olduğundan iyice hastalanır ve yürüyemez hale gelir. Yoluna sediye ile devam ediyordu. Halife Kızılayak yani Abid Nazar Efendi hocasının her hizmetine canla başla sarlıyordu. Hocası da devamlı dua ve niyazda bulunur ve abidim inşallah dolacak ve taşacaksın diye dua ederdi. Nihayet Mekke-i Mükerreme'ye ve oradan sonra da Medine-i Münevve'ye vardıklarında hüday Nazar Hazretleri vefat etti. Hocasını Cennetül Baki'de defnettikten sonra yanındakiler ona talebe olmak isteyerek kendilerini kabul etmesi için ricada bulunurlar. Fakat o bir türlü kendisini bu işe layık görmüyordu. Çok fazla ısrar edilince onlardan mühlet istedi. Dedi ki bu akşam bana müsaade edin. Ben ertesi gün size menfi ya da müsbet kararımı açıklayacağım. Abid Nazar Efendi yani Halife-i Kızılayak Hazretleri o geceyi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifleri yanında murakabe ile geçirdi. Ertesi gün çok neşeli bir şekilde talebe kabul edeceğini bildirdiği ve Nesci dini Bevi'nin mübarek mihrabında oturarak müsafa ile ilk talebesini kabul etti. Bundan sonra da efendim, haç vazifesini tamamlayarak memleketine geri döndü. Halife-i Kızılayak Hazretleri Bolşevik ihtilali sırasında Kalişov hadisesinden itibaren Ruslara karşı çok gaza ve cihatlarda bulunmuştur. Ne yazık ki Buhara emirliği Rusların eline geçtikten sonra da cihadı da bırakmamıştır. Ancak silah ve gıda yetersizliğinden Afganistan'a hicret etmek mecburiyetine kalır. Biliyorsunuz bütün Türkiye Cumhuriyetleri Ruslar tarafından işgal edilmiş. Yıllarca e, efendim, o insanlar komünistlerin zulmü altında ezilmiş, inemişlerdir. Elhamdülillah, bugünlerde onların hepsinden kurtuldular. Yavaş yavaş e, kendilerine gelmekte. Orada İslamiyet'in e, yayılması hızla devam etmektedir. Yayılması diyorum, çünkü öyle bir hale gelmiş ki, neredeyse İslamiyet orada yok olup, yüz e, unutulmaya doğru gitmekteydi. Çünkü bu nereden biliyoruz? Özbekistan halkının sadece Özbekistan değil bütün Türkiye Cumhuriyeti halkının da Kur'an-ı Kerim okumaları, camiye gitmelerin hepsi yasaklanmış. Hiçbirisine Kur'an-ı Kerim okumalarına izin verilmiyordu. Şimdi bu e, komünist Rusya'nın zulmünden kurtulduktan sonra yavaş yavaş e, camilerde e, Kur'an-ı Kerim okunmasına e, izin verilmeye başlandı. Hatta bazı Türkiye cumhuriyetlerinde hala da e, bu yasakların devam ettiği e, komünist Rusya'dan kalan alışkanlıkların e, burada sürdürüldüğü e, bilinmekte. Şu anda en rahat olanlardan bir tanesi bildiğimiz kadarıyla Özbekistan ve Kazakistan, e, Tacikistan'da falan, e, Türkmenistan'da hala bu e, yasakların e, bir şekilde devam ettiğini duyuyoruz öğreniyoruz. Bu da çok üzücü. Öyle bir hale getirmişler ki efendim e, hiçbir şekilde insanlara evlerinde Kur'an-ı Kerim bulundurmalarına, Kur'an-ı Kerim okumalarına izin verilmemiş. Ne büyük bir zulüm. O yüzden daha da yeni 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 yetişen nesillerin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiklerine, Kur'an-ı Kerim'i e, e, evlerinde muhafaza edebildiklerine şahit oluyoruz. İnşallah çünkü e, şöyle söyleyelim, her ne kadar Rusya'daki e, Rusların komünist zulmünden kurtulmuşlarsa da devlet e, idarecileri öyle kolayca e, Müslümanları demokrasiye ya da rahata kavuşturacak kişiler olmamış. Her biri adeta yani resmi olarak e, komünizm rejim olarak kaldırılmış ise de adına demokrasi denilse de başlarındaki idarecilerin uzun süre pardon KGB ajanı olarak çalıştıkları hepimizce malumdur. Allahu Teala oradaki din kardeşlerimize de kolaylıklar versin İnşallah Teala. en kısa zamanda hepsi bu zulümlerden kurtulurlar, felaha ererler, İslamiyeti rahat rahat yaşayıp dinlerini öğrenebilir hale gelirler diye dua ediyoruz. Çünkü ne yazık ki günümüzde Müslümanlar her yerde garip. Afganistan'da, Pakistan'da, Filistin'de, Sudan'da, Somali'de, Türkistan'da yani her yerde görüyoruz. Arakan'da maalesef yani bunların içerisinde yine biz yani yatıp kalkıp 24 saat şükretsek azdır. En rahat olan, en iyi şekilde dini İslam'ı mübin yaşayabilen, ehl Sünnet'in en rahat yaşandığı, en parlak yer olduğu ülke elhamdülillah ki memleketimizdir. Yani Türkiye'dir. Bazı e, İslam ülkeleri dediğimiz yerlerde bile Müslümanların rahat rahat İslamiyet'i yaşayamadığına ne yazık ki şahit oluyoruz. Allahu Teala bütün dünyadaki kardeşlerimize e, kolaylıklar versin bu zulümlerden en kısa zamanda kolay e, kurtulmayı hep, hepsine nasip eylesin inşallah teala. Efendim Halife-i Kızılayak Hazretleri Afganistan'a e, büyük bir kalabalıkla hicret etmiş ve oradan kaldığı yerden e, Muharra'daki Müslümanların e, cihatlarına, Müslümanların Kurtuluş hareketlerine hep destek vermiştir. Habibullah Han zamanında Rusya Afgan seferi bulunan Gulam Nebi Rusların yardımıyla Pette Keser mevki üzerinden Bel şehrine saldırır. Burayı işgal ederek ayrı bir devlet gibi davranmaya başlar. Bunun üzerine Halife Kızılayak, Ruslara karşı çok iyi savaş tecrübesine sahip bulunan Türk mücahitlerini bizzat kardeşi Alim Han ile Belh'e gönderir. Ve büyük mücadeleler neticesinde Belh şehri işgarden kurtulur ve Alim Han geçici bir süre Belh şehrini idare eder. Her şey normale döndükten sonra Bel, e, Belh'i hükümete teslim ederek geri döner. Halife Kızılayak Afganistan'a geçtikten sonra ilk önce Anthoy kasabası kazasının altı bölek köyünde oturmuşsa da bazı hadiseler sebebiyle Cüzcan vilayetine yakın bir yere yerleşir. Buraya eski köylerin ismi olan Kızılayak adı verilir. Bundan sonra o Kızılayak'ta bir cami, medrese ve hanegah inşa edilir. Burası her taraftan gelen talebelerle dolup taşmaya başlar. Hanegah cemiyetin her tabakasından fakir, zengin, alim, fadıl, devlet adamı ve her türlü insanın uğrak yerine hale gelir. Bu hali e, gören, daha önce Afganistan'da oturmakta olan bazı alimler ilk önce bu durumu yadırgasalar da dergiha geldikten ve halife Kızılay'a gördükten sonra tam bir teslimiyetle geri dönerler. Kabil'de oturan ve İmam Rabbani Hazretleri'nin torunlarından olup e, alim bir zat olan Hazreti Şurbazar da Kızılay'a teşrif eder ve hazili, e, Halife Kızılay'a sohbetlerinde bulunur. Halife, Abid Nazar yani e, Kızılayak Afganistan'a geçtikten sonra sırasıyla Afganistan emiri olan Emanullah Han, Nadir Şah ve Zahir Şah ile gerek şahsen gerek mektupla irtibatlar kurmuş ve hepsinden saygı görmüştür. İnşa ettiği medrese ve hankah için devlet tarafından vakıf olmak üzere arazi tahsis edilmiş ve pek çok maddi yardımlar yapılmıştır. Emanullah Han e, biliyorsunuz, e, ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır. Daha önceki programlarımızda arz etmiş olduğumuz gibi oradaki İngilizlerin ajanı olan Topal Molla'nın çıkarmış olduğu fitne sebebiyle pek çok karışıklar meydana gelmiş. Müslüman kanı akmasın, daha fazla fitne meydana gelmesin diye ülkesini terk ederek pek çok Müslümanın kanının akmasını da engel olmuştur. Bu İngilizlerin efendim ee, çok fazla ne yazık ki bu memlekette, bu e, dünya üzerinde hainli olmuş. Bütün Müslümanların parçalanmasını, ehl-i sünnetin yok olması için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Günümüzde de hala göstermeye devam ediyorlar. Nerede bir karışıklık varsa, nerede bir e, fitne varsa, nerede Müslümanlara zulüm varsa biliniz ki altından mutlaka İngiliz çıkar. Manevi yönü pek kuvvetli olmayan Emanullah Han bir keresinde belhe gelerek bir toplantı düzenlemişti. Bu toplantıya halife Kızılay'a da davet eder. Fakat toplantı öncesi oradaki devlet erkanına halife Kızılayak içeri girdiğinde ayağa kalkmamaları hususunda sıkı sıkıya tembite bulunur. Halife Kızılayak Hazretleri yanında Hazreti Şurbazar olduğu halde belhe gelerek toplantıya gidiyor. E, toplantı yerine gider. Fakat millete ayağa kalkmayın diye tembihte bulunan Emanullah Han onun teşrifinin gününde hemen ayağa kalkarak saygıyla karşılar. Tabi Emanullah Han ayağa kalkınca diğer devlet erkanı da de ayağa kalkmak mecburiyetinde kalır. Daha sonra Derler ki yani sen bize ayağa kalkma diye özellikle tembih Ön önce kendin kalktın. Bu ne haldir deyince halife kızıl ayağı görünce her iki yanında büyük bir aslan olduğunu Fark ettim. O aslanlar görünce korkumdan ne hale ne yapacağımı bilemedim ve kendimden geçtim. Birdenbire ayağa kalktım diye ifade eder. Türkistan'da Enver Paşa'nın ölümünden sonra onun yardımcısı durumunda olan İbrahim Lakay, Afganistan'a geçerek bütün askerleriyle birkaç gün Kızılayak'ta kalır. İbrahim Lakay, Halife Kızılayak Hazretleriyle yalnız olarak yaptığı görüşmede kendisine bir isteğini iletir. Elinde bulunan e, kuvvetiyle Kabil hükümetini basarak iktidarı e, eline geçirecekti. Bunun için, e, halife Kızılayak'tan e, izin ve dua istiyordu. Ancak Halife Kızılayak bu isteği kabul etmedi. Niye? Dedi ki bunun için Müslüman kanı dökülmesine razı olmayız. Ayrıca bize iyilik edene kötülük etmeyiz buyurdu. Bunun üzerine İbrahim Lakay belhe doğru yürüdü. Kunduz vilayeti civarında biraz savaştıktan sonra isteyen kumandanlarını Afganistan'da bırakarak kendisi Rusya'ya geçti. Zahir Şah zamanında bir ara Halife Kızılayak Hazretlerinin gözleri görmez olmuş ve tedavi için Kabil'e gitmişti. Yol boyunca halk onu gruplar halinde karşılıyor, bir kerecik bile olsa müsafa edebilmek için can atıyordu. Kabile vardığında bizzat Zahirşah onu karşıladı ve ayağa fırlayarak ellerine sarıldı. "Ben sizi daha önce de görmüştüm." diyerek şunları anlattı. "Daha şah olmamıştım. Babam sağdı. Bir gün av için Dereyi Acer denilen yere gittim. Heyecanla av peşinde koşarken atımla birlikte oradaki bir kuyuya yuvarlandım. O anda "Yetiş ya pir!" şeklinde haykırmıştım. Hemen ...göğsümden kavrayan bir el beni kenara koymuştu. İşte o vakit karşımda sizi gördüm. Korkma yavrum diye beni sakinleştirdikten sonra... ...efendim nereye gittiğinizi anlayamamıştım. İşte bu sebeple... ...efendim Zahir Şah, ...Halife Kızılay'a... ...daha çok hürmet gösterdi... ...ve onu kendi manevi babası kabul etti. Ve... ...Türkiye'den getirilen... E, ...bir doktorla beraber başarılı bir tedavi ile Hazile e, Halife Kızılay'a Hazretlerinde sağlığına kavuşmuş oldu. Afganistan'ın siyasi istikrarı hususunda pek çok müspet tesirleri görülen Halife Kızılaya Hazretlerinin varlığı Müslümanların sulh ve selamet içinde yaşaması için büyük bir nimetti. Bolşevik ihtilalinden sonra Afganistan'a geçen Türk ile, bazı Peştun kabileleri arasında münazaralar ortaya çıkmıştı. Hatta ufak çapta çatışmalar da görülmüştü. Bu hadiseler devam ederken Peştunların kabile reisi bütün adamlarını toplayarak bu durumu görüşmek üzere Kızılaya hareket etti. Kızılaya geldiklerini duyan Halife Kızılayak 40-50 kadar kişiyi silahlı olarak yolun iki kenarında yerleştirdi. Adamlarıyla kızgın bir şekilde gelmekte olan e, Han, Kızılaya 15 kilometre kadar yaklaştığında ürpermeye ve endişeye kapılmaya başladı. Yaklaştıkça ezilip büzüldü ve adeta küçüldü. Han nihayet dergah kapısına geldiğinde mecalsiz bir halde edeple içeri girdi. Özürler beyan ederek bütün anlaşmazlıklara son vermek üzere huzurdan ayrıldı. Böylece felakete sebep olacak bir mesele kendiliğinden Halife Kızılayak Hazretleri'nin kerametiyle hallolmuştu. Daha sonra yakın adamları reise kendisinde görülen değişikliği sual ettiklerinde yolun iki kenarında bir ordu bekleşiyordu diye bahsetmiştir. Onların tesirinden, onların efendim halinden çok etkilenmiş ve kendinden geçmişti. Halife Kızılay Hazretleri gerek sözleriyle gerek ameliyle ehl-i sünnet itikadı ve İslam ahlakın ahkamına tam uymuş ve onu yaymak için çok uğraşmıştır. O uzun ömrünü cihatlarla süslemiş, kendisine gösterilen saygılara mukabil onda kesinlikle kibir ve gurur hali görülmemiştir. Her haliyle mütevazi bir hayat sürmüştür. Herkese iyi davranır, kendisine kötü davrananlara karşı da yumuşak ve merhametli olurdu. Çocuklar dahil herkese selam verir, kendisinden önce ona selam verdirmezdi. Birçok defa önce selam vermek niyetiyle huzura çıkanlar bunu başaramamış, hep selam almak mecburiyetine kalmışlardır. Kimseyi incitmemeye çok gayret ederdi. Çocukluğumda sapanla bir serçe vurmuştum. Bunu her hatırlayışımda korkudan kalbim titriyor buyurmuştur. En küçük e, müstehaba bile ehemmiyetle riayet ederdi. Hep kıble tarafına dönerek otururdu. Helal ve temiz yemeğe çok dikkat ederdi. Hele hele seyitleri çok sever ve onlara hürmet ederdi her hareketi Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olduğunu gösteriyordu. Şöhretin çok zararlı olduğunu söyler ve Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki şöhret afettir hadisi şerifine istinaden koşandan yürüyen yürüyenden duran durandan oturan oturandan da yatan daha iyi daha rahattır buyurmuştur. Afganistan halkını bir hicretin beklediğini ve bunda önce davrananların kurtulacağını, sona kalanların ise çok telef olacağını söylerdi. Rusya ile çok sıkı irtibat kurulacağını, kurulacağına hatta iki yurdun bir olacağını işaret ederdi. İslam'ı yaşamak avuç içinde bir köz yani ateş tutmaktan daha zor olacak buyururdu. Çocukları çok sever. Bazen torunlarını önüne alıp hem sever hem hıçkırıkla ağlardı. Öyle ki gözyaşları sakalının ucundan damlardı. Sebebini sorduğu sorulduğunda ise onların doğduklarına seviniyorum ama görecekleri günler için ağlıyorum buyururdu. Dünya malına tamah edenlere altın alma, dua al. Dua altından daha kıymetlidir buyurmuştur. Hiç kahkaha ile gülmez. Kahkaha atanları gördüğünde "Sıratı geçmeden nasıl gülebiliyorsunuz? Şaşırıyorum." Müslüman ancak sıratı geçtikten sonra güler derdi. Birisi halk arasındaki adete dayanarak "Gece tırnak kesmede mahsur var mıdır?" diye sorunca "Pislik görüldüğü anda yok edilir." buyurmuştur. Halife Kızılayak camide asla vaaz etmezdi. Fakat ikindi namazından sonra akşam namazına kadar Sufi Allahyar Hazretlerinin Farsça manzum olarak yazdığı bir fıkıh kitabı olan Meslekül Mütekayyini okur ve açıklardı. Kitap iki senede, e, senede iki defa bitirilirdi. Böylece herkesin bilmesi gereken fıkıh bilgileri ...müsait bir zamanda... ...cemaate anlatılmış olurdu. Diğer vakitlerde ise... ...sohbet dergahta olur... ...ve sohbet sırasında... ...daha çok İmam Rabbani Hazretleri'nin... ...kudsesörü mektubat Şerif'i okunurdu. Ramazan aylarında... ...dört gecelik bir hatim düzenlenir... ...her hatime ülkenin... ...her tarafından binlerce insan gelirdi. Çeşitli yerlerden gelen alimler... ...burada buluşurlar ayrı ayrı toplanıp konuşup tartışılar, sorulara cevap verilirdi. Hatim tertibi şöyle olurdu. İkişer rekat kılınan teravih namazında okunacak zamm-ı sure için Kur'an-ı Kerim baştan itibaren okunmaya başlanır. Bu işi hafızlardan kurulu bir ekip yapardı. Hafızlar ve cemaat tesbihlerden sonra 5-10 dakika çay içip dinlenirdi. Böylece sahur zamanına kadar devam eden teravih namazında birkaç yüz okunurdu. Nihayet dördüncü gecenin sonunda Kur'an-ı Kerim hatbetlenmiş olurdu. Hatim bayram havasında geçerdi. Gelen alimler ihtar ve sahur yemeklerini hankahın avlusunda sofada halife-i Kızılayak Hazretleri ile birlikte yerlerdi. Buradaki sohbet o kadar tatlı öylesine bir kutsiyet içinde geçerdi ki orada bulunanlar ...kendilerini başka bir alemde zanneder, içlerinde ulvi bir zevk ve özlem kalırdı. Yine aynı şekilde mevlid kandilleri de ayrı bir güzellikle ihya edilirdi. O günde her yerden insanlar akın akın gelirler, herkes toplandıktan sonra... ...Halife Kızılay Hazretleri'nin odasında ve kendisinin oturduğu yerde... ...başının üzerinde yüksekte bir yerde duvara yapışık duran... Özel sandukada bulunan Sakalı Şerif ile Şanakşment Ba'din Buhari Hazretleri'ne ait Hırka-i Şerif başlar üzerinde getirilirdi. Emanetler özel olarak yapılmış ve baş hizasına bulunan mevkiye konulurdu. Örtüler edeple ve salavat şerif okunarak açılırdı. Sonra belli bir tertip içerisinde naatlar okunur, Kur'an-ı Kerim kıraatlar edilir ve konuşmalar yapılırdı ve en sonunda hırkı içerip oraya gelenler arasında dolaştırılır. Edep ve ihlasla öpüp koklanırdı. Daha sonra çeşitli ikramlarda bulunur ve meclise bu şekilde efendim e, son verilirdi. Halife Kızılayak dergahında her akşam büyük kazanlarda yemek pişirilerek harka dağıtılır. Fakir aileler evlerine yemeklerini buralardan götürürdü. Ayrıca her perşembe gündüzleri devamlı yemek pişer ve dağıtılırdı. Fakirler için her zaman burası ihtiyaçların giderildiği bir efendim himmet kapısı olmuş. Burada pek çok misafir ağırlanmış ve insanlar buradan istifade etmişlerdir. Efendim kısa bir reklam arası verelim reklamlardan sonra yine Halife Kızılayak Hazretleri'nin hayatını anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Lütfen bir yere ayrılmayınız. Evetim. Halife Kızılayak Hazretleri'nin hayatını anlatmaya reklamlardan sonra da devam ediyoruz. Halife Kızılayak Hazretleri hayatının sonlarına doğru felçli olarak üç sene hasta yatmıştır. Sağlığında olduğu gibi bu büyükler hep hastalık zamanında da şükreder. Beterinden koru ya Rabbi diye yalvarlardı. Çünkü meşhur bir sözdür değil mi? Beterin beteri vardır. Nihayet Buhara'daki Gögeldaş Medresesini keramet ile inşa ettiği söylenen büyük veli Hazreti İsha'nın torunlarından olan hanımı vefat edince Halife-i Kızılay Hazretleri artık gitme zamanımız geldi buyurmuştur. Hakikaten hanımının vefatından bir gün sonra kendisi de Hakk'ın rahmetine kavuşmuş ve vefatına yakın Allahu Teala'nın ismi şerifini devamlı tekrarlamaya başlamıştır. Bu sırada birkaç kez bayılmış ve ve her zaman gizliliği destur edilmiş olmasına rağmen son anlarında kendisine görülmedik bir muhabbet ve iştiyak hali kaplamıştır. Dili kımıldamamasına rağmen göğüs kafesinden çıkan Allah lafzı şerifi bitişik odalardan açık şekilde duyuluyordu. Nihayet 1955 yılında Şaban ayında Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Allahu Teala makamını âli eylesin, derecesini âli eylesin, bizler de şefaatlerine nail eylesin inşallah Teala. Vefat ettiği gün mevsim yaz olmasına rağmen hava simsiyah bulutlarla kapanmış ve gün boyunca ince ince yağmur yağmıştır. Tabii ki vefatını duyan insanlar evetim akın akın Kızılay'a gelmiş. Kızıl Ayak şehrinde Araba ve binek hayvanlarına yer bulunmaz olmuştur. Ortalık kilitlenmiştir. Cenaze namazı safları o kadar çoktu ki artık sokaklara taşmıştı. Herkes cenaze namazına katılmak için efendim e, akın akın gelmiş birbirlerini adeta çiğnemişlerdir. Zahirşah vekaleten yardımcılarından birini göndermiştir. Ve namaz Mevlevi Abdül e, Vüdud'un imametinde eda edilmiş ve Kızılayak'taki caminin bitişiğine ve medresenin avlusuna defnedilmiştir. Vefatından sonra ikinci oğlu Siracı Mevlana Seyyid Abid tarafından e, icazet verilmiş. Ancak bu oğulları çok geçmeden zehirlenerek şehit edilmiştir. Onun da kabridi babasının kabrinin yanındadır. Daha sonra büyük mahtumlar Hamid icazet almışsa da birkaç sene sonra o da vefat etmiş. Son olarak Siraciddin'in oğlu Nurettin Nebuhara'da Buhara'da Halife Kızılayak'la beraber medresede okuyan ve yine Halife Kızılayan emriyle Belhe yerleşen Mevlana Berat tarafından icazet verilmiştir. Bundan sonra medrese yine eski güzelliğine kavuşmaya, alimlerin yeri olmaya, alimlerin uğrak yeri olmaya başlamıştır. Ayrıca bu zamanda cami ve medrese Cüzcan valisi Doktor Muhammed Sıddık ve sonraki vali Kerim Furute'nin katkılarıyla yeniden tesis edilmiş. Yine eskisi gibi hatime merasimler tertiplenmeye başlanmıştır. Fakat Davud ihtilaliyle bunlara son veril, Daha sonra son verilmiş ve nihayet 1978'de Afganistan komünist ihtilalle çalkalanmıştır. Bir sene sonra Halife Nurettin de komünist yöneticiler tarafından şehit edilmiştir. Halife Kızılayağın efendim e, sağlığında pek çok kerametler görülmüş olup onların birkaç tanesini şöyle sıralayabiliriz. Halife Kızılayak Hazretleri doğduğu vakit etrafa güzel bir koku yayılmış ve bu e, kokuyu fark eden komşuları yeni çocuk doğmuş evden bez kokusu gelmesi gerekirken nedense çiçek kokuları geliyor diye ifade etmişlerdir. Talebelerinden biri içilmesi uygun olmayan ee, efendim bir e, ota müptela olmuştu. Bu talebe bir gün memleketinden Kızılaya gelir. Dergah gelirken de içinde bulun, e, elinde e, efendim e, o ot bulunan kutusunu kimsenin göremeyeceği bir yere gizlice gömer. Evine döneceği vakit diğer talebelerle birlikte kendisini yolcu eden Halife Kızılay Hazretleri ona dönerek. Bıraktığınız yoldaşınızı unutmayınız diye tembihledi. Kocasının bu sözden ne demek istediğini çok iyi anlayan talebe hemen orada tövbe etti ve bir daha o ottan kullanmaz oldu. 1978 yılında komünistler Afganistan'da ihtilal yapmış Buna karşı cihadın alevlenmesi neticesinde Rusları çağırmışlardı. Fakat çatışmalar hızlanarak devam etmişti. İşte bu savaşlar sırasında Kızılay'ın bazı yerleri komünist devlet askerleri tarafından bombalanmıştı. Bir keresinde iki zırhlı helikopter Halife Kızılayak Hazretlerinin hücre ve hanegahının avlusuna birkaç roket fırlattıktan sonra cami bitişiğinde ki ve medresenin içinde bulunan havuza da bomba atarlar bu bombadan cami bir hayli hasar görür helikopterler bundan sonra da caminin diğer tarafındaki halife kızılayak hazretlerinin türbesine yönelirler fakat türbeye tam yaklaştıkları an helikopterlerden biri bir anda alevler içinde kalır ve köyün hemen dışına kadar gittikten sonra da yere çakılır Helikopterin içindekiler zor kurtarılır. Halbuki orada ne uçaksa var, ne de mücahit birlikleri vardı. O zaman birkaç asker hanegaha gelerek hücrede bulunan bazı kıymetli kitaplar almışlar ve yerine komünizm muhtevalı kitap bırakıp gitmişlerdi. Ayrıca daha önce Ruslara karşı kullanılan ve orada durmakta olan birkaç eski silahı da götürmüşlerdi. Bu olayın üzerinden çok zaman geçmemişti ki, Haneye geha giren o kişiler hepsi birer birer delirdiler. Durmadan kendi ayaklarını dişiyorlardı. Hiçbir şekilde tedavi edilemediler. Nihayet durumu anlayan bazıları bu kişiler tarafından yani bu durumu anlayınca o kişileri oradaki insanlar Halife Kızılaya Hazretlerinin dergahına getirdiler. Götürülen Silahları yerlerine bıraktılar ve onlar da tövbe ettiler. Tövbe ettikten sonra efendim ee, tekrar eski hallerine döndüler. Diğer taraftan komünistler helikopterlerin uçak savarla vurulduğunu iddia etmelerine rağmen pilotlar bunu reddetmiş ve şöyle anlatmışlardır. Tam türbeyi vurmak üzereydi ki türbe kapısından uzun boyluğu Nohudi elbiseli sarıklı biri çıktı. Avucunun içi ateş doluydu. Elindeki ateşi bize doğru fırlattı ve helikoptere gelen ateş bir anda her tarafımızı kapladı ve ne yapacağımızı şaşırır hale geldik diye ifade etmiştir. Allahu Teala makamlarını âli eylesin, derecelerini âli eylesin. Tabii ki bu büyüklere yapılan e, her türlü e, hareket her türlü yanlış kime yapılmış olur? Elbette ki onların sahiplerine yapılmış olur. Karşılığında elbette görürler. Cezalarında en ağır bir şekillerde çekerler. Rabbim e, bizleri onların efendim şefaatlerine nail eylesin. Makamlarını âli eylesin. Onların mübarek yolundan bizleri ayırmasın diyelim. Şimdi efendim Halife Kızılayak Hazretlerinden sonra yine Afganistan'daki bir başka mübarek zatı, bir büyük zatı sizlere arz etmeye devam edeceğiz. Bu mübarek zat da hepimizin yakından tanıdığı evliyaların büyüklerinden olan özellikle Emer abimizin sohbetlerinde çok sık kendilerinden bahsettiği mübarek Hatim Esam Hazretleridir. Hatimi Esam Hazretleri'nin asıl adı Hatim bin Ünvan bin Yusuf el Esam. Künyası ise Ebu Abdurrahman'dır. Kendisi Belh şehrinde doğmuş olup Şakiki Belhi Hazretleri'nin talebesidir. Ahmedi Hadrevey Hazretleri'nin de hocasıdır. 852 senesinde Belh'in bir küçük nahiyesi olan Mahcer'de Mahcer kasabasında vefat etmiştir. Kendisine esam yani sağır denilmesinin sebebi ise şudur. Birisi onunla konuşurken kazayla yerlenir. Hatim Esam Hazretleri o yerlenen şahıs utanmasın diye yüksek sesle konuş ancak yüksek sesle konuşanları duyabiliyorum dedi. Ve bu halini o kişinin ölümüne kadar 40 yıl sürdürdü. Allah Allah ne büyük yani ee, hareket değil mi? Ne büyük edep. İnsan utanmasın diye 40 yıl boyunca kendisini sağır e, muamelesi yaptırıyor. Akıl bali olduğu andan itibaren Şakiki Belli Hazretlerinin sohbetlerine devam etmiş, onun talebesi olmuş ve ondan İslam il, e, ilimlerini öğrenerek ...alim olmuştur. Meşhurdur biliyorsunuz bu... E, ...menkıbeyi... E, ...Emer abiler... ...çok sık anlatmışlardır. ki Beli Hazretleri... ...Hatim esem Hazretleri'ne sorar. Ne kadar zamandır... ...buraya geliyor beni dinliyorsun? Cevap verir. 33 sene. Peki... ...bu kadar zaman içinde benden ne öğrendin neler istifade ettin diye sorar. Şakiki Beri Hazretleri de pardon Hatim Esam Hazretleri de sizden sekiz şey istifade ettim efendim der. Şakik Hazretleri bunu duyunca ey Hatim yazıklar olsun sana. Bütün zamanımı sana harcadım. Senin ise sekiz şeyden fazla istifaden olmamış diye çok e, üzüldüğünü belirtir. Hatim Esam da ey mübarek hocam doğrusunu istiyorsanız böyledir. Bundan fazlasını zaten istemem. Bana bu kadar yetişir. Çünkü dünyada ve ahirette felaketlerden kurtulup ebedi saadete kavuşmanın bu sekiz bilgiyle iyi olacağını çok iyi biliyorum dedesi. Dedi. Hocası da madem öyle peki bu sekiz hususu anlat da biz de dinleyelim buyurunca Hatim Esam Hazretler ey hocam birincisi insanlara baktım herkes bir şeyi seçmiş onu sevmiş gördüm ve bu sevgilerinin çoğu onlara ölüm yatağına kadar bazıları öldüğü vakte kadar bazıları da mezara girinceye kadar arkadaşlık ediyor sen onları yalnız ve zavallı olarak bırakıp ayrılıyorsun pardon. Sonra onları yalnız ve zavallı olarak bırakıp ayrılıyorlar. Onunla beraber kimse mezara girmiyor. Dert ortağı olmuyor. Bu hali görünce düşündüm ve kendime dedim ki dünyada öyle dost seçmeliyim ki mezara benimle gelsin. Bana orada arkadaşlık etsin. Aradım, taradım, Allah-u Teala yapılan ibadetlerden başka böyle sadık bir sevgili bulunmadığını gördüm. Dost olarak onları seçtim ve onlara onlara sarıldım dedi. Şakik hazretleri bunu duyunca çok güzel yapmışın, ey Hatim, çok doğru söylüyorsun. İkinci faydayı söyleyeyim de anlayalım dedi. Hatim hazretleri devam etti. Ey hocam, ikinci faydam İnsanlara baktım. Herkesi arzuları, keyifleri peşinde koşuyor. Nefsin istekleri arkasına yürüyor gördüm. Ve şu ayeti-kerimeyi düşündüm. Allahu Teala'dan korkarak nefsine uymayanlar elbette cennete gideceklerdir. Çok düşündüm. Kur'an-ı Kerim'in baştan başa doğru olduğunu bilgilerimle, tecrübelerimle, aklımla, vicdanımla anladım ve tam inandım nefsimi düşman bilerek ona aldanmamaya, uymamaya karar verdim ve mücadeleye başladım. Nefsimin arzu ve isteklerini yapmadım. Nihayet teslim olarak ibadetlerden kaçan o nefsin şimdi Allahu u Teala'ya itaata koştuğunu, isteklerden vazgeçtiğini gördüm. Şakik Hazretleri bunlar işitince Allahu Teala sana iyilikler versin. Ne güzel yapmışsın. Üçüncü faydayı da söyle de deneyelim dedi. Hatim Hazretleri dedi ki: "Üçüncü faydam insanların haline baktım. Herkes dünyada bir sıkıntıya girmiş. Böylece dünyalık toplamaya uğraşıyorlar gördüm. Sonra şu ayeti kerimeyi düşündüm. Dünya malından sarıldığınız, sakladığınız her şey" yanınızda kalmayacak, sizden ayrılacaktır. Ancak Allahu Teala'nın rızası için yaptığınız iyilikler ve ibadetler sizinle beraber kalacaktır. Dünya için topladıklarımı Allah yolunda harcadım. Fukaraya dağıttım. Yani baki kalmaları için Allahu Teala'ya ödünç verdim. Şakik Hazretleri bu sözleri de işitince ne güzel yapmışsın, ne güzel söylüyorsun ya hatim dedi. Dördüncü faydayı söyle de onu da dinleyelim buyurdular. Hatim Hazretleri devam etti. Dördüncü faydam insanlara baktım. Herkesin başkaları be başkalarını beğenmediğini gördüm. Buna sebep birbirlerine haset etmeleri, birbirlerinin mevkilerine, mallarına ve ilimlerine göz dikmeleri olduğunu anladım ve şu ayeti kerimeye dikkat ettim. Dünyadaki maddi ve manevi bütün rızıklarını aralarında taksim ettik. Herkesin ilim, mal, rütbe, evlat gibi rızıklarının dünya yaratılmadan evvel ezelde taksim edildiğini, kimsenin elinde bir şey olmadığını ve çalışmayı, sebeplere yapışmayı emrettiğinden ona itaat etmiş olmak için çalışmak lazım geldiğini ve haset etmenin büyük zararlarından başka zaten lüzumsuz olduğunu anladım ve Allahu Teala'nın ezelde yaptığı taksime ve çalışınca Rabbimin gönderdiğine razı oldum. Bütün Müslümanlarla sulh üzere olup herkesi sevdim ve sevildim. Şakik Hazretleri bunu işitince ne iyi yapmışsın, ne iyi söylüyorsun. Beşinci faydayı da söyleyeli, söyle dinleyelim ya Hatim dedi. hatim Esam Hazretleri peki efendim diyerek devam etti ve buyurdu ki Beşinci faydam insanlara baktım. Birçoklarının insanlık şerefini, kıymetini amir, müdür olmakta. İnsanların kendilerine muhtaç olduklarını ve karşılarında eğildiklerini görmekte zannettiklerini ve bununla ihtihar ettiklerini, övündüklerini gördüm. Bazıları da kıymet ve şeref çok mal ve evlat ile olur sanarak bununla iftihar ediyorlar. Bir kısmı da insanlık şerefi, malı, parayı insanların hoşuna gidecek, herkesi eğlendirecek yerlere sarf etmek tir zannederek Allahu Teala'nın emrettiği yerlere ve emrettiği şekilde harc et, edemiyorlar ve bununla övünüyorlar gördüm ve şu ayeti kerimeyi düşündüm. En şerefliniz ve en kıymetliniz Allahu Teala'dan en çok korkanınızdır. İnsanların yanıldıklarını, aldandıklarını anladım ve takvaya sarıldım. Rabbimin affına ve ihsanlarına kavuşmak için ondan korkarak dinin dışına çıkmadım, haramlardan kaçtım. Bu söz üzerine yine Şakik Hazretleri ne güzel söylüyorsun ya Hatim altıncı faydanı da söyle de dinleyelim buyurdular ve Hatim Hazretleri devam etti. Altıncı faydam insanlara baktım birbirlerinin mallarına mevkilerine ve ilimlerine göz dikerek fırka fırka parti parti ayrılarak birbirlerine düşmanlık ettiklerini gördüm. Ve şu ayeti kerimeyi düşündüm. Sizin düşmanınız şeytandır. Yani sizi Allah yolundan, Müslümanlıktan ayırmak için uğraşanlardır. Bunları düşman biliniz. Ve şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in doğru söylediğini bildim. Şeytanı ve onun gibi Müslümanlarla uğraşanları düşman bilip sözlerine aldanmadım, onlara uymadım. Onların tapındıklarına tapmadım. Allahu Teala'nın emirlerine itaat ettim. Ehli sünnet alimlerinin gösterdiği yoldan kıl kadar ayrılmadım. Kurtuluş yolunun, doğru yolun yalnız ehli sünnet yolu olduğuna inandım. Nitekim Allahu Teala mealen ey Adem oğulları şeytana tapmayınız. O sizin en belli düşmanınızdır diye sizden söz almadım mı idi? Bana itaat, ibadet ediniz. Kurtuluş yolu ancak budur buyuruyor. Onun için Müslümanları aldatmaya uğraşanlar dinlemedim. Muhammed Aleyhisselam'ın sallallahu aleyhi ve sellem yolunu gösteren ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından ayrılmadım deyince Şakik Hazretleri ne güzel yapmışsın ne güzel söylüyorsun çok memnun oldum şu yedinci faydayı söyley de dinleyelim dedi Hatim Hazretleri devamla yedinci faydam insanlara baktım gördüm ki herkes iyi içmek para kazanmak için uğraşıyor bu yüzden haram ve şüpheli şeyler alıyorlar ve zillete hakaretlere katlanıyorlar. Ya günümüzde hepimiz pek çok insanın bu hale düştüğünü görüyoruz maalesef. Şu ayeti kerimeyi düşündüm. Allahu Teala tarafından rızkı gönderilmeyen yeryüzünde bir canlı yoktur. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu ve elbette doğru olduğunu ve o canlılardan biri olduğumu bildim. Rızkımı göndereceğine söz verdiğine elbette göndereceğini güvenerek onun emrettiği gibi çalıştım deyince Şakik Hazretleri ne iyi yapmışsın ne güzel söylüyorsun şu sekizinci faydayı da dinleyelim dedi ve devamla Hatim Hazretleri sekizinci faydam insanlara baktım herkesin bir kimseye ve bir şeye güvendiğini sırtını ona dayadığını gördüm bazıları altınlarına mal ve mülküne bazıları sanatına ve kazancına bazıları mevki ve rütbelerine bazıları da kendi gibi bir insana güveniyor. Sonra şu ayeti kerimeyi düşündüm. Allahu Teala yalnız kendisine güvenenlerin her zaman imdadına yetişir. Her zaman ve her işimde yalnız Allahu Teala'ya güvendim. Onun onu emrettiği için çalıştım, sebeplere yapıştım. Fakat yalnız ona güvendim. Ondan istediğim ve ondan beklediğim buyuruyor. Şakik Hazretleri bu sözleri işitince ya Hatim Allahu Teala her işinde imdadına yetişsin. Hazreti Musa'nın Tevrat'ına, Hazreti İsa'nın İncil'ine, Hazreti Davut'un Zebur'una ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'ine baktım. Bu dört kitabın bu sekiz temel üzerine bulunduğunu gördüm. Bu sekiz esası ezberleyip bunlara uyanlar kitaplarını e, pardon hayatlarını bunların üzerine kuranlar bu dört kitaba uymuş ve emirlerini yapmış olurlar e, diye buyurdu Şakiki Belhi Hazretleri. Efendim vaktimiz bir hayli azaldı. E, bu hafta Şakiki belki e, pardon Hatim Esam Hazretlerinin e, hayatının burada ara verelim. Haftaya inşallah Teala kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü Hatim Esam Hazretlerinin hayatı bir hayli uzun. Hepsini bu hafta bitiremeyeceğiz. Şimdi müsaadenizle her zaman olduğu gibi yine İmam Rabbani Hazretlerinin Kudüs'e sürü mektubat şerifinden bir mektup okuyarak programımızı burada sonlandıralım haftaya kaldığımız yerde Hatim Esam Hazretlerini anlatmaya devam edeceğiz. 39. mektup. Bu mektup Muhammed Çetri'ye yazılmıştır. İş kalptedir. Adet olarak yapılan ibadetlerin işe yaramayacağı bildirilmektedir. Allahu Teala kendinden başka şeylerden yüz çevirip kendisine dönmek nasip eylesin. İşin temeli kalptir. Kalp Allah -u Teala'dan başkasına tutulmuş ise yıkılmış demektir. Bu işe yaramaz. Niye doğru olmadıkça hayırlı işlerin, yardımların ve adete uyarak yapılan ibadetlerin yalnız hiç faydası olmaz. Kalbin selamet bulması da ve Allah Teala'dan başka hiçbir şeye düşkün olmaması da olmaması da lazımdır. Yani her yapılan şey o emrettiği o beğendiği için yapılmalı. Onun razı olmadığı her şeyden kaçınmalıdır. Her şey onun için olmalıdır. Hem, hem kalbin selameti hem de bedenin salih işler yapması birlikte lazımdır. Beden salih ameller yapmaksızın kalbim selametlidir, kalbim temizdir. Sen kalbe bak demek batıldır, boştur. Kendini aldatmaktır. Bu dünyada bedensiz ruh olmadığı gibi zaten ibadet yapmadan ve günahlardan kaçınmadan kalp temiz olamaz. Zamanımızın birçok dinsizleri, sapıkları ibadet yapmayıp kalplerinin selamette olduğunu, hatta keşf sahibi olduklarını söyleyip saf Müslümanları aldatıyor. Allahu Teala sevgili peygamberinin sadakası olarak aleyhissalatu vesselamu ve tahiyye hepimizi böyle sapıklara inanmaktan korusun. Amin. İslamiyetin yasak ettiği şeyler şiddetli zehirdir. Allahu Teala insanları yarattığı vakit onlara faideli olan şeyleri emretmiş, zararlı olan şeyleri yasak etmiştir. Faidesi kati olanların yapılmasını lüzumu zaruri ile emir etmiştir. Bunları yapmak farz olmuştur. Faideli şeylerden yapılması Lüzumu gayrı zariri olanlar da sünnet olmuştur. Zararı kati olanları terk etmek lüzumu zaruri olup bunlar haram olmuştur. Terk edilmesi lüzumu gayri zaruri olanlar mekruh olmuştur. Hatta bazı işlerin yapılıp yapılmaması kulların ihtiyarına bırakılmıştır ki bunlara mübah denir. Mübahlar iyi niyetle yapılırsa sevap verilir iyi niyet ile yapılmazsa günah olur. Allahu Teala hepimize selamet versin. Efendim sevgili peygamber efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin yolunda olanlara e, kolaylıklar ihsan eylesin. Ahir ve akıbetimiz hayır eylesin. Bizi ve sizi ve bütün milletimizi insanlarımızın, insanların efendisinin aleyhisselam yolunda hem zahide hem batında uyumakla şereflendirsin. Amin. Vesselam ve ve ikram. Subhane rabbike rabbil izzet amma Ve selamun alel -musalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hasreten sevgi peygamber efendimizin. Eshab-ı Kiram efendilerimiz ve silsile büyüklerimizin bütün mezhep imamlarımızın Şahin Akşemen Bahattin Buhari, İmam Rabbani Müceddi Efsane Ahmet Faruk Serendi, Mevler Halil Bağdar, Seyyid Abdullah Şemlili, Seyyid Tahakkar, Seyyid Salih, Seyyid Sıfkı Abdullah İzani, Seyyid Femari Vesli Hazretleri'nin, Efendi Hazretleri'nin, Mübarek Hocamızın, Mübarek Emre Abilerimizin, bütün geçmişlerimizin, hasreten Hatim-i Esam, Şakiki, Belhi ve Halife Kızılayak Hazretleri'nin ve cümle geçmişlerimizin ruhları için, hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, sıhhat ve selametimizin Allah-u Teala El-Fatiha diyoruz. Mübarek yüksek dualarınızı lütfen bizden esirgemeyiniz. Ömrünüz ve geceniz bereketli olsun. Kalın sağlıcakla. Haftaya tekrar görüşmek üzere. ziyaretlerden gönüllere